Teknoloji Kampüsü'nde inceleyeceğimiz ilk araç videosu sizlerle. Öncelikle Chery'nin çok kısa tarihçesinden sizlere de bahsetmek istiyorum. 1997 yılında Çin hükümeti tarafından kurulan bir marka. Jaguar ve Land Rover'e de ortaklığı bulunuyor. Zaten araçta bu iki markanın da esintilerini yer yer görüyoruz. 80'den fazla ülkeye ihracatı bulunuyor. Çin'de otomotiv pazarında ilk 10'da yer alıyor. Bundan 10 yıl önce eniştemin bir Chery Tiggo modelli aracı vardı. Markaya da o günlerden beri aşinayım. Özellikle eski tasarımıyla beraber yeni araçlarını karşılaştırdığında tasarım anlamında gerçekten Chery inanılmaz bir level atlamış görünüyor. Gelelim bu videomuza konuk olan Chery'nin bence en yakışıklı, en karizmatik ve en güzel tasarımına sahip olan Chery Omoda 5. Gördüğünüz gibi hemen aracın ön tarafıyla sizleri baş başa bırakmak ve hemen inceleme detaylarımıza geçmek istiyorum. Aracın ön taraftaki far kısmı iki aşamadan oluşuyor. Gündüz farı ve alt tarafta yine ayrı bir far katmanı bulunuyor sevgili dostlar. Tamamen LED far, özellikle gündüz far yapısına ben gerçekten bayıldım. Burada bölünmüş far tasarımı karşımıza geliyor. Gündüz ledleri ve yine alt taraftaki ana farın yapısı gerçekten birbirini oldukça dengelemiş. Yine farların dışında da tek parça elmas ızgara gerçekten inanılmaz dikkat çekiyor. Zaten yakına girdiğinizde o elmas detaylarını da görüyorsunuz. Bu tasarım da araca çok farklı bir boyut kazandırmış. Aracın kapı kollarına geldiğimizde üzerinde krom detaylarının olduğunu görüyoruz. Yine krom detayının yanında da parmak iziyle aracın kapısının açıldığını da söyleyelim. Chery Omoda 5'in her yerinden sportiflik akıyor. Aracın arka tarafına baktığımızda boydan boya arka LED aydınlatmanın olduğunu görüyoruz. Buradaki arka LED aydınlatma da gerçekten çok güzel tasarlanmış durumda. Araç gerçekten ön ve arka tarafı tamamen birbirini tamamlıyor. Spoiler tarafına baktığımızda ikili kanat yapısı burada Chery tarafından yapılmış durumda. Gerçekten araç burada da sportif anlamından hiçbir şey kaybetmemiş. Arka difüzörde iki tane egzoz çıkışının olduğunu görüyoruz. Buradaki egzoz çıkışlarının tamamen fake olduğunu da söyleyeyim. İncelemiş olduğum Omoda 5 konfort paketi, yani en giriş seviyesi, 910.000 TL'de günümüz kuruyla ülkemize satış fiyatı bulunuyor. Yine unutmadan da belirteyim, konfort paketi 15 inçlik stok jant ve lastiklerle geliyor. Bu araçta 19 inçlik jant ve farklı lastikleri görmektesiniz. Gelelim bagaj tarafına. Buradaki yapı tamamen elektronik, dolayısıyla günlük kullanımda inanılmaz derecede işlerimizi kolaylaştırıyor. Yine anahtarla da uzaktan bu bagajı açabiliyoruz. Bagajımızın 378 litre hacmi bulunuyor. Arka taraftaki koltukları da yatırdığımızda bu hacmi yükseltebiliyoruz. Yine buradaki panzot tamamen çıkarılabilir yapıda. Aracın kaputunun altında ise 1.6 turbo 4 silindirli ve 16 sübaplı tamamen Chery'nin kendi üretmiş olduğu motorunu görüyoruz. Chery'nin söylediğine göre bu motor %41 termal verimlilikle çalışıyor. Yine 7 ileri çift kavramalı otomatik getrak şanzıman araçta yer alırken buradaki şanzımanımız tamamen ıslak kavramalı. Chery Omoda 5 183 beygir, 275 Nm maksimum torku da bulunuyor. Aracımız önden çekişli, son sürati de 206 km/s olarak karşımıza geliyor. Boştayken 1423 kg ağırlığı mevcut, 51 litre de yakıt tankı mevcut. Araç Chery'nin geliştirmiş olduğu XT1 platformu üzerine tamamen inşa edilmiş. En çok merakla beklenen sorulardan birisi de Euro NCAP testinden kaç yıldız aldı? Yani aracın güvenliği ne alemde? Hiç merak etmeyin, Euro NCAP'ten de 5 yıldız alan bir araç. Yine şunu da unutmadan belirtmek istiyorum. Bu araç ilk kez Avrupa'da, Türkiye'de satışa çıktı. Gelelim aracın iç tasarımına. Arka tarafta burada sizlere başlamak istiyorum. Aracımızın koltuğu deri ve kumaş karışımlı. En azından konfor pakette bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi arkadaşımın boyu 1.87 ve arka tarafta oldukça rahat oturabiliyor. Kafa tarafı ise tavana değiyor değmiyor gibi. Şoför koltuğu da 1.85'e konumlandırılmış durumda. Ben zaten boyum daha kısa olduğu için arkada çok rahat oturabiliyorum.
Arka koltukta kol dayamanın olması oldukça güzel. Seyahat keyfinizi bir tık daha yukarıya taşıyor. Yine buradaki kol dayamaların içerisine de içeceklerinizi rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. En beğendiğim detaylardan birisi ise şaft tünelinin neredeyse sıfıra yakın olması. Dolayısıyla arkada 3 kişi rahatlıkla oturabiliyor. Çeri mühendisleri arkada yolculuk yapanları da unutmamış, yine oraya da bir adet USB portu eklemişler. Arka camlar tamamen otomatik, yine kapı kollarında deri detayları da görebiliyoruz. Aracın ön kısmına geldiğimizde burada bizleri bambaşka detaylar karşılıyor. Aracın dışındaki sportiflik iç tarafına geçtiğimizde de aynı şekilde devam ediyor. Direksiyonumuzun yapısı 3 kollu, deri kaplamalı ve aynı zamanda derinlik ve yükseklik ayarlaması da yapılabiliyor. Direksiyonumuzun üzerinde yine çağrı cevaplama, sesli asistan, bunun yanında hız sabitleme gibi önemli detaylar da içerisinde barındırıyor. Aracımızın içerisinde sert plastik malzemeler kullanılmış. Malzeme kalitesi asla kötü değil. Yine malzemelerimizin birçoğu da Amerika ve Almanya'dan da gelmiş. Dolayısıyla buradaki kalitenin farklı olduğunu da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Tamamen dijital ve çift bölmeli klima araç içerisinde yerini almış. Alt tarafta USB girişleri ve fazlaca alan bulunuyor. Yine üst tarafa baktığımızda kablosuz şarj gibi detaylar bizleri karşılıyor. Vites topuzumuz tamamen joystick kıvamında. Yine buradaki butonlar sayesinde dijital konsolda kontrol edebiliyoruz. Gelelim gösterge kısımlarına. Burada 2 adet 10.25 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Tek parça olarak görünse de iki ayrı ekran birleştirilmiş durumda. Ekranın dokunmatik hissiyatı oldukça güzel. Yalnız şöyle bir şey dikkatimi çekti. Çok fazla ısı altında kaldığında dokunmatik yüzeyde kasmalar, ufak tefek takılmalar meydana gelebiliyor. Son zamanların trendlerinden olan ambiyans aydınlatma. Bu aracın içerisinde de 64 renkli ambiyans aydınlatma bulunuyor. Yalnız bu aydınlatma yalnızca ön tarafı kapsıyor. Arka koltuklarda herhangi bir ambiyans aydınlatma detayı bulunmuyor. Araç içerisindeki konsoldan dilediğiniz gibi buradaki ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Konsolun tamamen %100 Türkçe dil desteğinin olması da oldukça güzel bir detay. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi bu aracı özelleştirebiliyorsunuz. Yine ayarları kurcaladığımızda 3 farklı kadranın bu araçla birlikte geldiğini söyleyelim. Yine menü kısmından istediğiniz kadranı seçip buraya uygulayabiliyorsunuz. Chery Omoda 5'in 3 farklı sürüş modu da bulunuyor. Dilerseniz dokunmatik panelden bu modları değiştirebilir veya vites topuzunun olduğu bölümden de modları farklılaştırabiliyorsunuz. Aracın geri görüş kamerası gerçekten muhteşem. Ben çözünürlüğünü beğendim. Hem gece hem de gündüz kullanımında gerçekten arkanızı tamamen görmenizi sağlayabiliyor. Aracımız konfor paketi olduğu için 360 derece kamera veya ön kamera detayı da bulunmuyor. Yalnızca arka görüş kamerasının konfor paketli olduğunu da belirteyim. Anahtarımız piyano black renkte ve krom detayları üzerinde barındırıyor. Benim en çok dikkatimi çeken ve beni şaşırtan özelliğinden birisi ise anahtarın en alt tuşuna 6 saniye basılı tuttuğumuzda siz araca yaklaşmadan aracı çalıştırabiliyorsunuz. Yani uzaktan aracı çalıştırma özelliği de bulunuyor. Sürüş deneyimime gelecek olursak aracımız C-SUV yani kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Aracı deneyimlediğim süre boyunca uygun 0-100 ortamını bir türlü yakalayamadım ama fabrika verisinin vermiş olduğu değer 8.6 saniye olduğu yönünde. Araç tamamen disk fren sistemiyle donatılmış. Dolayısıyla en agresif sürüş anında dahi acaba araba durur mu, burada tam olarak durdurabilir miyim, bu hızı biraz daha keseyim mi diye hiçbir zaman düşünmedim. Chery mühendisleri frenleme tarafında da oldukça güzel işler çıkarmış. Özellikle aracı spor modda kullandığımda direksiyonda evet sertleşmeler mevcut, lakin elektrik destekli bir direksiyon olduğu için de bu sertleşmenin suni olduğunu da gözlemledim ama bu herhangi bir yol tutuşunuza da asla negatif yönde etki etmiyor. Aracı sakin kullanımda veya agresif kullandığım anlarda bile gaz pedalında sürekli bir torkun olduğunu hissettim. Yani güç sürekli ayağınızın altında bulunuyor. Ara hızlanmaları da bana göre oldukça başarılı. Chery Omoda 5'in vites geçişleri oldukça başarılı, sarsıntısız, oldukça akıcı ve performans konusunda da hiçbir sorunla beni karşılaştırmadı. Takır takır yağ gibi akan bir şanzımanın olduğunu da söyleyebilirim. Videonun en başından beri söylediğim, aracımız oldukça sportif. Bu sportifliğin yanına da süspansiyon tarafı da oldukça sert geldi. Lakin bu sertlik sizi korkutmasın, hiçbir şekilde rahatsız edici bir etkisiyle sürdüğüm süre boyunca karşılaşmadım. Aracı normal sürdüğünüz anlarda motor sesini kabin içerisinde asla hissetmiyorsunuz. Lakin spor modu alıp agresif sürdüğünüzde evet,
araç içerisine motor sesi geliyor. Zaman zaman da bu sesi sizi gaza getirebiliyor. Agresif sürüş anında da motor sesini duymak isteyenler burada tatmin olabilir. Araç yolda giderken ses yalıtımı nasıl? Buna önem veren dostlarımızın olduğunu biliyorum. Çok çok üst seviye olduğunu söyleyemem. Çok da kötü olduğunu dile getirmem yanlış olacaktır. Ben yolda uzun süre aracı kullandığımda, süratli olarak aracı sürdüğümde herhangi bir ses seviyesinden, ses şiddetinden yolda giderken asfalt sesinden rahatsızlık duymadım. En azından gözüme çarpan çok büyük nokta olmadı. Chery Omada 5 ülkemizde satılan kompakt SUV tarafında en ucuz araçlardan biri. Bence en yakışıklı araçların da başında geliyor. Tabii ki daha yeni yeni ülkemiz pazarına gelen aracın teknik servis veya satış sonra hizmetlerinde ne gibi durumlarla karşılaşacağız, bunu da ilerleyen süreçte hep beraber göreceğiz. Teknoloji Kampüsü olarak bu kanalda incelemiş olduğum ilk araç videosu Chery Omada 5'ti. Benim için yeri her zaman ayrı olacak. Sizlerin bir sonraki araç videolarında hangi noktaları görmek istediğinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Veya eksik gördüğüm yanları da yapıcı eleştiri olarak benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.